Hepinize selam, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Türk oyun sektörünün altın küresi olan Mount & Blade Warband'in devam oyunu Bannerlord'un çıkış tarihi 8 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından duyuruldu. Hasretinden prangalar eskittiğimiz Mount & Blade Bannerlord Mart 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Fakat bir oyunun kendine has bir tarzı var ve kimimiz bilgisayarı yetersiz, kimimizin de mobil cihazından oynamak gibi fantazilerimiz olabilir. Mount & Blade Warband'ı mobil cihazınızdan oynamanız şu anlık pek mümkün değil. Oyun Google Play Store'da mevcut ancak oyunu Nvidia'nın el konsolu olan Nvidia Shield'da oynayabiliyoruz. Mount & Blade'i mobil cihazınızda oynayamadığımız için ben de Mount & Blade'e benzeyen ve ona alternatif oluşturabilecek oyunları derlemeye çalıştım. Bildiğiniz gibi PC'de oynayabileceğiniz Mount & Blade benzeri 5 oyunun listesini hazırlamıştım. Ona da sağ üstteki iyi anketinden ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Listemizin 5 numarasında Flourishing Empires var. Virtual Studios tarafından geliştirilen oyun aşırı derecede Mount & Blade'i andırmakta. Oyunda meydan savaşları, kale kuşatmaları veya şehirlerde düellolara katılabilir ve para kazanabilir ve en iyi ekipmanlara sahip olabilirsiniz. Oyuna Android platformlardan ulaşabilirsiniz. Oyunda kontroller diğer mobil oyunlarda olduğu gibi joystick mantığıyla sağlanmaktadır. Eğer mobil cihazınızdan Mount & Blade tecrübesi yaşamak istiyorsanız bu oyunun telefon ve tabletlerinize kurup oynayabilirsiniz. Listemizin 4. sırasında bir başka Virtual Studio yapımı olan Deadlight Medieval Arena oyunu var. Bu oyunda güçlü düşmanlar, bitmek bilmeyen savaşlar, büyünün gücü ve dahası sizleri bekliyor. Ortaçağ'a ait savaş oyunlarını seviyorsanız kesinlikle denemeniz gerektiğini düşündüğüm oyunlardan birisidir. Android platformumuzun pek bilinmeyen oyunlarından birisi olan Deadlight Medieval Arena oyununda amacımız kontrol ettiğimiz karakter ile bulunduğumuz geniş oyun evreninde rakiplerimizle savaşmak ve yenilmez bir kahramana dönüşmektir. Oyun yapısı itibariyle Mount & Blade'in ilk haline aşırı benzemekle beraber harita görünüşü olmayan oyunda bir savaşçıyı canlandırıyoruz. Asıl hatlarıyla Mount & Blade'e benzemesine rağmen senaryosu bulunan oyun, roleplay oyun öğelerini içinde barındırmaktadır. Eğer siz de Mount & Blade'i bir senaryoya göre oynamak istiyorsanız bu oyun tam size göre olacaktır. Üçüncü sırada Lord Master var. Coco Inch tarafından geliştirilen oyunda müttefik şövalyelerinizi düşman ülkelerine doğru ilerlet ve kalelerini ele geçir. Diyara hükmet. Tek imparator Senno. Oyunda 4 tane krallık bulunmakta ve bunların ayrı ayrı özellikleri sayesinde kendinize bir yol çizebilirsiniz. Elison Cumhuriyeti, volkanik küllerin içinde karanlığa gömülen bir ortaçağ ülkesi. Tüccarlar ve gemilerin ticaret yapabileceği uğrak bir noktada bulunmakta ve ekonomik olarak güçlü bir altyapıya sahip olan Elison'da bir tüccar veya toprak sahibi olabilirsiniz. Dardanya İmparatorluğu. Bundan yüzlerce yıl önce Dardanya halkı ekonomik ve kültürel olarak kalkınmış bir halktı. Ancak kötü bir şey oldu ve bölgedeki büyük volkan harekete geçti ve patladı. Bu patlamadan sonra Dardanya elinde olan bütün zenginliği kaybetti ve hayatta kalanlar da farklı uluslara paralı asker oldu ve hayatta kalmaya çalıştı. Bu devlet ekonomik gelişmeye elverişli topraklarda olmadığı için güçlü savaşçılarla ayakta kalmaya çalışabilir, paralı bir asker olabilirsiniz. Kutsal Kreta İmparatorluğu. Karla kaplı dini bir ülke olan Kreta'da din adamları ülkeyi yönetmekle ve halkı da o kadar savaşçı veya medeni bir halk değil. Din adamlarının direktiflerine göre hareket eden ülkede tarikatlara katılıp büyük ordular kurabilirsiniz. Asil Fredia Krallığı. Ormanların derinliklerinde hayatta kalmaya çalışan bir ülkedir. Oyunlarda sivillerle de konuşarak savaşları nasıl kazanabileceğinize dair ipuçları alabilir, zırhlı ve silahlarınızı demircide upgrade edebilirsiniz. Evet, 2 numaraya geldik. 2 numarada Blood and Glory var. Good people, welcome to the Colosseum! Some of you have come here to witness strength. Others...
Karşınıza çıkacak düşmanlar, yapmanız gereken zorlu görevler, kullanılabilir onlarca ekipman ve dahası sizleri bekliyor. Gişe rekorları kıran Blood and Glory'nin parmaklarınızın ucuna getirilmiş devamı olan Blood and Glory oyunu sizlere orta çağda gladyatörlüğü hissettirecek. Oyunda becerilerinizi mükemmelleştirin ve etkileyici özel saldırılar ile düşmanlarınızı eleyin. Becerilerinizi mükemmelleştirin ve etkileyici özel saldırılar, süper kombinasyonlar ve tamamen yeni Glorious Strike, düşmanlar şimdi engellenemez ve açılamaz saldırılar gerçekleştirebilir. Bu yüzden savunmalarınızı akıllıca seçin. Her gün ücretsiz para ve ekipman kazanmak için geri gel. Daha da büyük bonus ödülleri kazanmak için savaşları her gün tamamlayın. Yeni yılan Den, Viking gemisi ve Neptün tapınağındaki ölümüne yeni yükselen devler ve baştan çıkarıcı pençe Vixen ile savaşın. Listemizin birinci sırasında mobil oyunların efsanesi, adeta Mount & Blade'in mobil versiyonu olan Steel & Fresh var. Steel & Fresh, Türkçe dil desteğinin mevcut olduğu ve yine bir Virtual Studios yapımı olan Steel & Fresh, sizlere adeta Mount & Blade evrenindeymişsiniz gibi hissettirecek. 12 büyük klanın birbirleriyle olan mücadelesini anlatan oyunda kendini bir ortaçağ savaşçısı ve komutanı olarak bulacaksın. Ya da köy yağmalayan bir haydut çetesinin lideri. İstediğiniz klanın başına geçip dünyaya hükmetmek için hazır olun. Oyun gerçek dünyada geçmekte ve gerçek devletlerden oluşmaktadır. Bu devletler Roma İmparatorluğu, Rusya, Osmanlı Devleti, Altın Ordu, Vikingler, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya İmparatorluğu, Song İmparatorluğu, Korsanlar ve İsyancılar olmak üzere 12 devletten oluşmaktadır. Kıtalar ve adaların da bulunduğu oyunda korsanlık yapmak da mümkündür. Mount & Blade'e en çok benzeyen mobil oyun olan Steel & Fresh'i hemen oynamaya başlayın. Bu oyunlara daha birçok alternatif eklenebilir ancak en güzel olanları sizler için derlemeye çalıştım. Oyunların çoğunu Google Play Store'da bulabilirsiniz. Aklınıza gelen başka oyunlar varsa yorum olarak yazabilir. Videoyu beğendiyseniz paylaşıp abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.